canım. Allah rızası için. Tamam inşallah, inşallah, inşallah. Tamam bak, bir sana bir çadır bulmaya bulacağız inşallah. Ama daha rahat etmek istersen gel beni dinle. Seni o şeye gönderelim, konteyner kente. Benim orada bizim arkadaşlarımız orayı yönetiyor. Seni anneleri gibi bakarlar. Orada her şey var. Üç öğün yemeğin de olacak. Ben yemek de derim. Yok, ben bak, çayla ekmek yerim yeter. Ama yeter. Bak burada lavabo yok, su yok, şey yok. Allah oraya büyük, gönderelim Allah seni. Büyük, Allah ama şu şeye de git. Baş evine de bir bakalım. Bez çadır, bez çadır. Tamam. Tamam ben bir yorgan, bir döşek, başka çadır yorgan döşeği getireceğim sana. Benim ablam gibi, anam gibi bakacak. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Ben şey yapayım. Lütfen. Yatılır mı burada? Hadi benim devletimiz anne, hadi. Geçmiş olsun teyzem, geçmiş olsun, geçmiş olsun canım teyzem. Yurda yeter mi? Kimin var? Kimsem yok Allah'tan bacım. Kimse gelip sormadı. Demir çadır istedim, vermediler. Beş başla Koran dalının evine geldim. Burada kim var? Tamam, Defne'den buraya bir konteyner gönderebilir miyiz? Varsa bu işte. Kimsem yok Allah'tan başka. Bir çadır istedim. Oraya yeni konteyner gel. Burada şimdi yok da boş. Yenisini buraya gönderelim. Evet, buraya gönderelim bir tane. Yani en çok üzüldüğüm nokta şudur. İki gün önce televizyonda çıkıp da bize namussuzlar, şerefsizler, adiler denmesi kadar utanç verici bir şey yok. Ben çok üzüldüm. En acısı da 30 yıl polislik yaptım. Ettiğim yeminde milletin namusunu, ırzını, malını, mülkünü koruyacağım diye namusum ve şerefim üzerine yemin ettim. O yeminimi bana bu hükümet 48 saat içinde bozdurmak zorunda kaldım. Eşimle birlikte 5 kiloluk bir su, 2 kiloluk da un almak zorunda kaldım. Karım bana sordu, niye alıyorsun bunu? Ya ateş edersek birazcık su döker, hamur yaparız. Ne olacağını bilmiyorum çünkü ortada kimse yok. Üzgünüm ama vatandaş değil, hükümetimiz enkazın altında kaldı. Çok evet. Üzgünüm. Ben hala o utancı kaldıramıyorum üzerimden. Gittim market sahibine, ya kusura bakma, böyle böyle oldu o süreçte. Onunla su almak zorunda kaldım. Kaç kuruşa vereyim parasını dedi ki, ben sana onu helal ediyorum ama elektronik malzeme alan, beyaz eşya götüren kim varsa haram ediyorum. Evet, haklılar. Biz karnımızı doyurmak için bir şeyler bulmaya çalışırken bazı açgözlü kardeşlerimiz maalesef bunu yapıyor. Ne yapıyor? Zengin fakir ayrımı yapıyor. Böyle bir şey var mı? Olur mu böyle? He, yapıyor ama adam AK Partiliyim diye ona veriyor, öbürüne veriyor. Böyle bir şey var mı burada? Olur mu? Yapıyor ama ben size geçip söylüyorum. Ay şahit de var, götürürüm sizi. Belediyenin çadırında adam çadır veriyor, ben çadırım yok diyorum, vermiyor. Neymiş o zenginmiş diye onunla itibara geçiyorlar. Böyle bir şey olmaz. Ben de şunu söyleyeyim. Adamın işi var, gücü var. Ben çadırımda kalıyorum. Evde kaybetmişim. Okul servisliği yapıyorum. O da yok. Adam zenginle fakire ayrım yapıyor. Şu anda. Başka zaman yap. Ama şu başka anda zaman da yapamaz. Yapıyorlar ama İsrail'de siyaset. Kimin adamı varsa partide, partide ona işi veriyorlar. Gidin benim evimde 3 tane çocuğum var. Eşimle beraber biz iş arıyoruz. 10 gündür AFAD'a vurmuş, milli eğitime vurmuş, bir iş yok. Ailede var mı kaybetmiş? Kaybım yok abi. Çok şükür. Evim gitmiş ama ben iş arıyorum, iş veren yok. Evet. Bana diyor meşal gelmiş. Ben 10 gün vurmuşum meşal. Ne AFAD'da gelmiş, ne milli eğitimde, ne kaymakamlıkta. Ama her ailede 4 kişi arıyor. Neymiş? 10 adamı var. Böyle bir saçmalık var mı? Olmazdı. Böyle bir günde ayrımcılık yapan... Ya bir başkanım. Ama bilmiyorlar. Bizi almadı. Özel sebep yok. Çadır verdiler. Evimin oraya koyduk. Şimdi kıyafetimiz de yok. Biz ama içeride şu anda... Ağır hasarlı. Hayır şöyle. Bak Ömer Bey ıslah geliyor. O sizi alır. Merak etme. Bırakma. Üç günden beri geliyorum buraya. Bırakmaz. Yusuf bırakma. Şu anda biz zaten kıyafet veriyoruz abla. Yani vermiyoruz. Bak Ömer Bey. Yusuf size gelmediniz ki. Biz sahibim. Geldim üç gündür buradayım. Üç gündür buradayım. Gelin abla. Ablayı alın. Gelin. Bu kapıyı çık. Büyükşehir diyor ki yapı denetim veriyor. Bak benim evimi görüyor musun? Şurası sizin mi? Bak ha şu yıkılan yeri var ya. Ben o arada görelim bakalım. Tamam. Geçmiş olsun. Bir, ya 5 kata 9 kat mı verdi? 9 kat sayın o hocam. Şimdi belediye diyor ki yapı denetim büyük şey veriyor. Büyükşehir diyor ki yapı denetim veriyor. Yani böyle bir şey görülmez mi ya? Ben burada sağ çıktım hocam. Bak şu birinci kat.
eşimle beraber arkada balkonda kaldı. 8 kişi vefat etti. Allah sizlerim abi. Bir kat. Sonra tabii hep komşular gitti. Sayı mı indi? Bir kat çöktü. Ben dairenle öbür dairenin arasında ersebildim. Kaç yıllık? 22 yıl. Bak şuna bak. Hava gibi. Daha yeni gibi. Ya yeni. Hava ağacı gibi. 7 kat. Yer çatlak, her yer yani yazık ya. Bu insanlar bu kadar birileri köşe vurucu değil. Bu kadar şey yapmıyorlar. Normalde bir 5 kat. Şimdi bak. 9 kat. Zemin katına beraber sen 9 kat. Tabii şu şeyi yüksek tutunca yukarı. Burada hükümetin yaptığı en güzel şey nedir biliyor musunuz? Gönüllülerin göndermiş olduğu yardımlara sahip çıkmak. Sahip çıkıp onları kendileri göndermiş. En güzel yaptığı iş buydu. Kendiler göndermiş gibi. Kendiler göndermiş gibi. Onun için ben 2-3 insanlar gıdaya ulaşamamış. Biz 4 gün buradaydık. Hiçbir yardım gelmedi burada. Enkaz başında. Devletin hiçbir kurumu yoktu. Hep gönüllüydü. Benim şansım başkan şu an benim babam 7 gün arabanın içinde kaldı. 7 gün arabanın içinde kaldım. Enkazı alttan çıkardım. Ayakları hala daha böyle şişmiş. İşte yeni de götürdük hastaneye, Hacı Kadem'e götürdük, çadır uçuyoruz, sağ olsunlar. Eşini götürdük, yavaş yavaş iniyor, şu anda yavaş yavaş yapıyoruz. Yani bir çadır... Hatay başkanımız da enkazdan çıktı biliyorsunuz. Evet. Can Bey de eşi, torunu, eşinin birikim parmağını kesmek zorunda kaldı. Vallahi biz de babamızı zor kurtardık. Yani derzliğimiz diz boyu ama bir suyumuz da, bir şeyimiz de gelse inşallah yavaş yavaş atlatacağız. Bunları ben hep bulacağım. Keşke elimizde büyük imkanımız olsa da konteyner kentte buraya kursak. Yapalım olması var mı? Öyle var, yerimiz var. Burada yerimiz var. Bir bakalım. Arazimiz var. 20 dönüm arazimiz var bizim burada. Orada bir genel başkan yardımcısı. Ama tabii belediye de bütün seferber oldu. Şimdi belediye az bir şey yer kuruyor. Küçük bir yerde bir muhafaza yeri yapmış şu an. Ama 20 dönüm daha arazi yerimiz var. Bizim kendi sarımız. Yani bizim şey yaptığımız yer. Orayı da yani güzel bir şekilde şey yapabiliriz. Şimdi problem şu. Bu konteyner kenti de 50 aile aldık. Yenilerini eklemek istedik. Konteyner üreten fabrikalar fiyatı 3-4 listene çıkardılar. Bir de 3 hafta süre istiyoruz. 3 hafta sonra verebiliriz. Her yer fırsatçı dolu. Başka bir çadır olsa da yeter. Ne yapalım? Çadır da yani. Şimdi idare ederiz yani. Hayır, çadır da öyle. 2 hafta sonra verir. Çadır isteyen oldular. Temin edemezsin. Nereye gidersin? Çadır. Gündeme gelmesi lazım. Yani büyükşehir çabalıyor ama yetişme insanında en büyük sıkıntılarının biri. Su sıkıntısı ve insanların yiyeceğe, gıdaya yetişme sorunu var. Çünkü hiçbir market yok. Hazır sularla başımızı yıkıyoruz. Hazır sularla başımızı yıkıyoruz. Ondan sonra su da bulamıyoruz. Benim evet, hastalık yani olacak. Yakında büyük burada bulaşıcı hastalıklar başlayacak. Yok. Yani mobil tuvaletlerin çekimde yetişmesi lazım. Onlar da geldi. Afet Koordinasyon Merkezi iyi yönetemedi. Afet çünkü burayı... Zorluya başkanı 4000 lira... Ayhan Yavuz yoktu zaten, 400 lira ortaya çıktı. Cevap vermiyorum. Ben arası veremem ya. Arıyorum, maşallah. Bakan olarak duyuyoruz. Geldi, birkaç tane bakan geldi. Yani onlar da... Allah razı olsun. Bina var, altında market var. İlkün mümkün sonra enkaz olduğu için kullanmış. Islar buralısın. Buradayım. Kaybolacak inşallah. Allah'a şükür. Şu an binalarda oturan yok değil mi? Yok. Boş. Buralar tamamı yok.